Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Amerika kostümlü baskının şokundan çıkamadı. Trump sosyal medya yasağı biter bitmez destekçilerine müthiş bir yolculuk yeni başlıyor mesajı yolladı. Daha düne kadar yanında olanlarsa istifalarını birer birer açıklamaya başladı. Polisin aradığı boynuzlu adam da basına konuştu. Kapı açıktı, girdim ahbap deyiverdi. Kimi yarı çıplak kürklü boynuzlu miğferiyle, kimi de bu savaşa giden bir başlangıç diyerek özel jetiyle gitti. Dünya Amerika'daki kostümlü baskını konuşurken Senato'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Aslında 500 metre mesafedeki FBI ıslık çalsalar dakikasında oraya ajan yağardı. Ama nasıl olduysa geç kalmışlardı. Onlardan önce silahlar çekilmiş, kürsü yağmalanmış, koltuklar el değiştirmiş, senatörler diz çökmüş, Amerikan rüyası kabusa dönüşmüştü. Dakikalar sonra kabinede yaprak dökümü başladı. Dört danışman, Ulaştırma ve Milli Eğitim Bakanları istifa dalgasına kapıldı. Dünyaya sözüm ona demokrasi verirken sınıfta kalan ülkede yaralı sayısı 50'yi aştı. Gözaltına alınanlar da 100'e yaklaştı. Ünlü aktör Jim Carrey'nin katil palyaço olarak resmettiği Trump, erişim yasağı kalkar kalkmaz sosyal medyadan sorumlular cezasını bulacak mesajı yolladı. Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor. O müthiş yolculuğa hazırlanırken güvenlik güçleri daha beteri olmasın diye önlem aldı. Kongrenin çevresini 2 metrelik bariyerle kuşattılar. Bina yakınına bomba koyanları bulmak için de 50 bin dolar ödül verileceği açıklandı. USA! Saldırının boynuzlu mimarı Jack Angeli ise olan biteni habercilere "Biz kazandık, kapı açıktı, içeri girdim ahbap" diye yorumladı. Demokrasi için yüz karası dedi. Amerikan Kongresi'nin işgal edilmesi üzerinden hem demokratlara hem de cumhuriyetçilere yüklendi. Gündemin sıcak başlıklarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto gösterilerine de sert çıktı. Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç şok etmiştir. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır. Tarihlerinde hiç olmamış vakayı yaşadılar dedi. 15 Temmuz darbe girişiminde Washington'dan yapılan açıklamaları hatırlatarak tepki gösterdi. Demokrasi için bir yüz karası. Demokratlar neyse cumhuriyetçilerin de şimdi aynı olduğunu gördük. Cuma namazı çıkışında gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi Cumhurbaşkanı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasıyla ilgili ilk kez konuştu. Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. 9 isim bana teklif edilmiştir. Melih Bey'i rektör olarak seçtik ve Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına İnanıyorum. Protestolara tepki gösterirken CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu da vardı hedefinde. Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. İşte CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKPC militanıdır. Asrın vebası dediği Covid-19'la mücadelede Erdoğan'ın önceliğindeydi. Aşı karşıtı söylemlere itiraz etti. Bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir. Tüm ülkeler neyi yapıyorsa şu anda biz de onu yapıyoruz. Yani yarın ben bir devlet başkanı olarak ya şunu niye yapmadık veya yapmadım dememeliyim. TürkSat 5A uydusunun fırlatılmasından sonra düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi de kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'nin önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı sürpriz ziyaret siyaset kulislerini hareketlendirdi. Erdoğan'dan bu sırada dikkat çeken ittifak mesajı geldi. Erdoğan'ın sözleri sonrası acaba Cumhur İttifakı genişliyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Bu arada Millet İttifakı ortakları da konuştu. Bir seçim ittifakı mı olur? Veyahut da terörle mücadele verirken her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani biz bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Demokratik Sol Parti'nin genel başkanıyla da külliyede bir görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçte de bu tür görüşmeler devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk'ü sürpriz ziyareti gündemi belirledi. Siyaset kulisleri, ittifaklar yeniden mi şekilleniyor sorusuyla dalgalandı. İlk değerlendirme CHP'den geldi. Kimin kimle görüştüğüne karışmayız. Her türlü istişarede bir hayır vardır. Umarız ve dileriz ki bu istişarelerde milletin derdi görüşülüyor olsun. Erdoğan'ın sözleri Saadet Partisi ile ittifaka kapıyı mı araladı yorumlarına neden olurken Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e çağrısı da hala sıcaklığını koruyor. Dön evine bitsin bu çile. Sayın Bahçeli'nin evine dön çağrısının neye tekabül ettiğine dair bir fikrin sahibi değilim. Bizim Cumhur İttifakı içinde hurra bir durumumuzun olması mümkün değil. Çünkü kurulma nedenimiz o değil. Kadın gazetecilerle bir araya gelen İyi Parti lideri, Cumhur İttifakı'nda yer alıp almayacakları sorusuna böyle yanıt verdi. Millet İttifakı'ndaki partilerin ise seçim sürecinde netleşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösteriler üzerinden İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yüklenmesine ise CHP sözcüsü karşılık verdi. Bir mahkeme kararı olmadan bu şekilde ağır suçlamalarda bulunmasını gerçekten bir sıkıntılı durumun işareti olarak görüyorum. İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal yollara vakit geçirmeden başvuracaktır. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar için vandallık dedi. Protestoculara destek veren CHP İstanbul İl Başkanı'na sert çıktı. Üniversitedeki rektör protestosu İçişleri Bakanı Soylu'nun da gündemindeydi. 15 Temmuz'da bunu başaramadılar. Gezi'de bunu başaramadılar. Bilmeliler. Biz bu coğrafyanın ve dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olacağız. Devlete karşı çok cepheli bir tezgahla karşı karşıyayız dedi. Böyle meydan okudu. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları da önceliğini alarak çok sert tepki gösterdi. Hedefinde CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da vardı. Bir siyasi parti il başkanının üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terör iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke çok badire geçiyor. Militan ruhlu insanları, ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördüm. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. İzmir Foça'da komando kursunun mezuniyet töreninde konuştu İçişleri Bakanı Soylu. Rektör protestoları için vandallık dediği polise yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar. Orası bilim yuvası. Güvenliği sağlamaya çalışan polisi darbecileriyle beraber kıyasladılar. Bununla da art niyettir. Vaka sayısı Avrupa'da artarken bizde azalıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü direktörüyle salgını konuştu Sağlık Bakanı. Koronavirüs tablosunda vaka sayısı ve can kayıplarındaki düşüş sürerken Bakan Koca 4 büyük şehirdeki son durumu da paylaştı. Avrupa'da giderek vaka sayısının artışı, bizde tersine giderek azaldığı bir döneme girdik. Hasta sayısı ve can kayıplarında azalma eğilimi sürerken Sağlık Bakanı Koca Türkiye'deki son durumu Dünya Sağlık Örgütü temsilcisine anlattı. Örgütün Avrupa direktöründen de Türkiye'ye tavsiyeleri izlediği için teşekkür geldi. Her geçen gün boş yatak sayımız giderek artıyor. Son 24 saatte 183.003 kişiye daha COVID-19 testi yapıldı. 12.171 kişinin testi pozitif çıktı. Can kayıplarının sayısı 194 olurken hastaların sayısı da 1370 olarak açıklandı.
Bakan ağır hasta sayımız her gün azalıyor derken İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa il yöneticileriyle görüştü. Son iki haftada İstanbul ve İzmir'de vakaların %40, Ankara ve Bursa'da %60 azaldığını müjdeledi. Sağlık Bakanı Dünya Sağlık Örgütü direktörüyle mutasyonu da konuştu. 15 kişi de mutant virüse rastlandı dedi, alınan önlemleri anlattı. Mutasyonun görüldüğü ülkelere ilişkin bazı seyahat önlemleri ve bu ülkelerden gelenler için karantina önlemlerini uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Tüm Avrupa'yı tedbirlerin artırılması konusunda daha fazlasını yapın diyerek mutasyon konusunda uyarmıştı Dünya Sağlık Örgütü. Aşı çalışmalarının da ele alındığı görüşmede Bakan Koca da küresel işbirliğine katkıyı sürdüreceğiz mesajı verdi. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tartışma yaratan Çin aşısı içinde yeterince güvenli dedi. Acil kullanım onayı sürecinin başladığını söyledi. Aşılama için geri sayım sürerken aşıyla ilgili merak edilenlere de bilim kurulu toplantısı sonrası yanıt geldi. Aşı dağıtım planları ile öncelikli grupların belirlenmesi çalışmalarımız ise tamamlanmıştır. Planlarımız hazır dedi, Çin'den gelen aşıların yeterince güvenli olduğunu söyledi. Acil kullanım onayı sürecinin başladığını açıkladı. Temin ettiğimiz ve stoklarımızda bulunan COVID-19 aşılarının bakanlığımızdaki analiz süreci devam etmektedir. Kendi aşımızı geliştirme noktasında da oldukça yol almış durumdayız. Aşılama için geri sayım sürerken yılın ilk bilim kurulu toplantısında gündem aşı hazırlıklarıydı. Sağlık Bakanı Koca 50 milyon dozluk Çin aşısı anlaşmasına ek olarak Alman aşısı için de 3,5 milyon dozun garanti olduğunu, 30 milyona kadar anlaşma imzalandığını duyurdu. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Aşının koruyuculuğu %91.25 oranında. Çin aşısıyla ilgili Brezilya'dan da ilk sonuçlar geldi. Aşının hafif vakalarda %78, orta ve ağır vakalarda %100 etkili olduğu açıklandı. 60 yaş üzeri kişilerde aşının faz 3 deneyleri yapılmamıştı. Sağlık Bakanı faz 1 ve faz 2'deki güvenlik çalışmasına işaret etti. Bu grupta da kullanılması önünde engel yok dedi. Aşılar 28 gün arayla 2 doz vurulacak. Özellikle büyüklerimizde 28 günün biraz daha avantajlı olacağını. Çünkü tüm inaktif aşılarda, aslında bütün aşılarda aradaki süreyi siz açabilirseniz bir miktar, o size avantaj sağlıyor. Acil kullanım onayının ardından aşıların 15 Ocak'tan sonra 18 yaş üzerindeki herkese peyderpey yapılması hedefleniyor. Aşılama bilgilerine ise e-nabız ve merkezi randevu sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Polis baskınına karşı kapıya 4 tane güvenlik kamerası yerleştirdiler. Ellerine de amatör telsizleri işte böyle aldılar. Kapıda nöbet tuttular. Güya ekipler gelince birbirlerine haber vereceklerdi ama uyanıkların numarası polise sökmedi. Güya ekipleri bu ekranlardan görüp kaçacaklardı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Polise karşı kurdukları kameralı önlem onlara ceza olarak döndü. Başla kapıyı! Saklanma! Bursa'da ekipler bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını aldı. Gittikleri adresin camlarında siyah perde, kapısında güvenlik kameraları vardı. Bina girişine yerleştirdikleri 4 farklı açıyı gören kameralarla kendilerince polis baskınını önlemek isteyen uyanıklar amatör telsizlerle haberleşecekti ama yakayı böyle ele verdiler. Kimi içeride saklandı, kimi çatıya gizlendi. Saklama.
iş yeri sahibi dahil 27 kişiye 85.050 lira para cezası kesildi. Bir kadın, bir erkek, sonu cinayetle biten, kan donduran bir şiddet sarmalı. Türkiye bugün Antalya'dan gelen bir haberle sarsıldı. Kocasının cinsel saldırısına uğrayan, elleri kelepçelenip sabaha kadar dövülen, ölümle tehdit edilen kadın o işkenceye dayanamadı. Kocasını av tüfeğiyle öldürdü. Kendisini çırılçıplak soyan, ellerini kelepçeleyip sabaha kadar döven kocasını av tüfeğiyle öldürdü. O gözaltına alınırken kocasının yakınları sinir krizi geçirdi. İşkenceden cinayete uzanan korkunç olay Antalya'nın Ilıca mahallesinde yaşandı. 31 yaşındaki Melek İpek servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek'le evliydi. İddiaya göre dün gece tartışmaya başladılar. Öfkelenen koca kadının ellerini kelepçeledi ve zavallı kadını sabaha kadar dövdü. Bu evden son çıkışı halde göreceğim ben onu. Sadece bakacağım, yüzünü göreceğim. Talihsiz kadın yüzü ve vücudu mosmor halde yatarken Ramazan İpek bu kez de evdeki av tüfeğini aldı. Genç kadına seni ve çocukları öldüreceğim diyerek tehditler savurdu. Sonra da işe gitmek üzere evden ayrıldı. Tekrar eve döndüğünde ise karısını elinde av tüfeğiyle buldu. Melek İpek o tüfekle eşini öldürdü. Sonra da sağlık ekiplerine haber verdi. Allah'ım o kadar çok mu seviyordun? O kadar çok mu seviyordun Allah'ım? İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri genç kadını elleri kelepçeli buldu. Ramazan İpek'in eşine işkence etmeden önce sosyal medya hesabından alkolün müptelası değiliz mesajıyla bu fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı. Melek İpek ilk ifadesinde 12 yıl boyunca şiddete maruz kaldığını, dün gece de cinsel saldırıya uğradığını ve sabaha kadar işkence gördüğünü söyledi. Kocam eve geldiğinde onu tüfekle karşıladım, gitmesini söyledim, aramıza arbede çıkınca da tüfek ateş aldı dedi. Ben lazım hastanedeki halini, ben burada göreceğim. Son dönemde çok artmıştı, hatırlayacaksınız, biz de haberlerde sık sık aktarıyorduk sizlere. Kuyumcuları usandıran sahte altın çetesi çökertildi. 8 şehirde düzenlenen İstanbul merkezi operasyonda kaçak atölyelere baskın yapıldı. Kuyumculara düşük ayar tuzağı kuran altın fareleri yakalandı. Bir baktım, altın faresi yine aynı kişi. Gel buraya. Biz de altını aldık, kontrol ettik ama anlayamadık. 25 bin lira para ödedim. İçim yanıyor. Onlarca kuyumcu dolandırılmış, mağdur olmuştu. Her şeyden öte kurtulduk. Kuyumcu olarak rahatladık. Gerçekten destan yazdılar bu konuda. Dev bir sahte altın operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınla suçüstü yakalandı o dolandırıcılar. Ben de o dolandırılan mağdurlardan biriyim. Çok mutluyum çünkü altın fareleri yakalandı. İstanbul Emniyetine teşekkür ediyoruz. Bunu her ay düzenli olarak her kuyumcuya, hatta atölyelere dahi yapmak lazım. İstanbul merkezli operasyon 8 ilde eş zamanlı yapıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yaptı. Ve İstanbul merkezli bir çetenin piyasaya düşük ayarlı sahte altın dağıttığını saptadı. Biz dahi birçok kuyumcunun patentini taklit ediyorlar. Kaplama ya da düşük ayar yapıyorlar. 130 adres eş zamanlı baskın yapıldı sabah saatlerinde. Devamını isteriz. Esnaf rahat bir nefes alacak. O dolandırıcılar sahte altınla on binlerce liralık vurgun yapmıştı. Şimdi yakalanınca o dolandırıcılar esnaf da derin bir nefes aldı. Bu trafın hasırını 20 bin TL verdim aldım.
dolandırıldım. 25 bin lira beni de dolandırdılar. Bugün duydum ki yakalanmışlar, çok mutlu oldum. Adalet yerini bulsun. En yüksek cezayı almalarını istiyorum. Operasyonda 69 kişi gözaltına alındı. Ama piyasadaki kuyumcuların yine de çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu sahte altınlar gerçeğini aratmıyor. Altın alırken keserek ve yakarak kontrol edilmeli. İnşallah bir daha olmamasını temenni ediyoruz. Yan bakma kavgası kan davasına dönüştü. Geçen yıl bıçaklanarak öldürülen gencin akrabası o cinayete karışanlardan birinin babasını vurdu. Yakalanan akraba intikam cinayetini itiraf etti. Yasin Yağız geçen yıl yan bakma kavgasında öldürülmüştü. Akrabası misilleme yaptı. Bu kez onu bıçaklayan gençlerden birinin babası vuruldu. Yan bakma kavgası kan davasına dönüştü. Öğren öğren içeride başlamış kavga. Lise öğrencisi Yasin Yağız 2019'un Aralık ayında iki kişi tarafından yan bakma nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmüştü. İki kişi yakalandı ve tutuklandı. Cinayetten bir yıl sonra dün şok edici bir gelişme yaşandı. Adamın elinde bir kemer vardı. Bıçakların öbür yerinde bir bıçak vardı. Geldi şurada tuttu bıçağı. Kalabalığı gördük burada. Sağlık ocağında da bir tane çocuk burnunun üstü böyle bantlanmış. Yasin Yağız geçen yıl okul arkadaşlarının saldırısına uğramış, kemerle dövüldükten sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Dün Bağcılar'da bu olayla bağlantılı başka bir cinayet daha işlendi. Dün Bağcılar'da 41 yaşında Hüseyin Demir öldürüldü. İddia göre Hüseyin Demir, Yasin Yağız cinayetine karışan iki kişiden birinin babasıydı ve Demir'i öldüren kişi de Yasin Yağız'ın amcasının oğluydu. İddia göre cinayet intikam amaçlı işlendi. Silahla vurulan Hüseyin Demir hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet bürosu dedektifleri ve Bağcılar polisi soruşturma başlattı ve şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. İntikam peşindeki katil zanlısı tutuklandı. İstisnasız herkese, hepimizi ilgilendiren bir haber var sırada. Önemli bir haber. Para transferinde mesai sınırı kalktı artık. Merkez Bankası'nın açıklamasına göre artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek. Peki vatandaş bu işe ne dedi? İzleyelim. İnternetten para transferi yapıyor musunuz? Herhalde yapıyoruz. EFT yapıyorum. İnternet bankacılığı çok büyük rahat. Artık 7-24 EFT yapılabilecek para transferi. İnşallah öyle daha güzel olur. Artık her işimizi tek tuşla internet sayesinde yapabiliyoruz. Para transferlerinin de öyle. Ama EFT yaparken, yani para gönderirken başka bir hesaba bir saati vardı. 17'ye kadar gönderilebiliyordu. Merkez Bankası yeni bir karar aldı. Artık EFT aracılığıyla para transferi 7 gün 24 saat yapılabilecek. İyi, güzel derim. Hafta sonları dahil mi? Lazım olur. Hafta sonu çünkü evlerdeyiz. Vatana millete hayırlı olsun. Özellikle hafta sonları bir yere para göndermek istiyorduk. 2 gün beklemek zorunda kalıyorduk. Evet. Böyle olursa daha güzel olacak bence. Ayrıca elektronik ödemelerde IBAN numarası yerine TC kimlik ve telefon numarası, hatta elektronik posta adresi de kullanılabilecek. Ama insanlar, yine bizim Türk insanımız yüz yüze, face off to face diyor bu işe. Bak, onun için dikiliyoruz burada. 7 gün 24 saat yapılabilen EFT'nin limiti şimdilik sadece 50 lira. Ama zamanla 1000 liraya kadar artması bekleniyor. Çok az 50 lira yani. Tam fakiriz de o kadar da fakir değiliz. Şimdi askerlik çocuğu ne olacak? 50 lira mı yollayacağım? Salı günü haberlerde size bir annenin çığlığını izletmiştik. Aile dostu sandıkları adam 12 yaşındaki kızlarını istismar etmiş. Mahkemeden hapis cezası alınca da ortalıktan yok olmuştu. Güvenlik güçleri o zanlıyı buldu, cezaevine yolladı. Hayatımı mahvetti. Diken üstündeyim. Her an bu evi de bulacak. Benim ölmem mi gerekecek bu adamın yakalanması için? Hakkında cinsel istismar suçlaması var. Bir şey söyleyecek misin? Neyse ki hayatımı mahvetti dediği o adam yakalandı, cezaevine yollandı. Neden kaçtınız o zaman? Covid'den dolayı. Hem korkuyorum hem de çok mutluyum. Onun görüp yüzüne tükürmek istiyorum. 4 yıl önceydi. İddiaya göre 12 yaşındaki kızı aile dostları tarafından cinsel istismara uğramıştı. 22 yıl hapis cezası alan zanlıysa firardaydı. İşe giderken kalkıp benim fotoğrafımı çekip bana gönderiyor. Ben nereye kadar saklanabilirim? Çağrısı yanıt buldu. Ekipler zanlıyı Mersin'de yakaladı. Son duruşmaya katılmamışsınız. Doğrudur, raporum vardı. Kiraladınız ve evde yakalandınız. Emlakçılık yapıyorsunuz. Yok, sokakta yakalandım.
tutuklandı, cezaevine yollandı. 38 yaşındaki kadın şimdi de oğlundan korkmaya başladı. Oğlundan niye korkuyorsunuz? Oğlu da benim oğlumu tehdit ediyor, iş yerine geliyor, arabamın yakıt deposunu patlatıyor, aynamı kırıyor. Arkadaş tavsiyesiyle gittiği kuaförde hüsrana uğradı. Avukat Bahar Ekinci'nin sarıya boyattığı saçları yandı, öbek öbek döküldü. Her aynaya baktığında morali bozulan kadın sonunda bakın ne yaptı. Sarı saç kullanmaktan hoşlandığım için özellikle sarı istediğimi belirttim. Çok mutsuzum, çok da mağdur oldum. Biraz değişiklik, aynaya baktığında kendini daha iyi hissetmek istedi. Bin pişman oldu. Aynaya bakınca saçlarınız kötü olduğunda direkt mutsuz oluyorsunuz ve kolay kolay da uzamıyor. Yani bu kopan yerlerin uzaması benim için en az 1-2 sene alacak. Kocaeli'de avukatlık yapan Bahar Ekinci, arkadaşının tavsiyesiyle bir kuaför salonuna gitti. Saçlarını sarıya boyattı. Bir kere boyama yaptı. Daha sonra dik boyası geldiğinde, işte üst parmak uzadığında bana gel dedi. İlk uygulamada problem yoktu ama ikinci gidişi tek kelimeyle hüsrandı. Boyayı kullandıktan sonra, yıkadıktan sonra saçlarımdaki kopmaları fark ettim. Yani böyle öbek öbek elinde saçlar kalıyordu. Bunun ne olduğunu sordum. Bana hiçbir tepki vermedi. Bak bak burası da kopmuş gibi bir tepki verdi. Daha sonra eşim de iletişime geçti. Eşime de beyine çok yakın olduğu için koptuğunu söyledim. 420 lira ödeyip dip boya yaptıran avukatın iddiaya göre eve döndüğünde saçları kopmaya ve dökülmeye devam etti. O da kuaför hakkında tazminat davası açtı. Benim beklediğim bir özürdü. Kopan yerlerin de altında bir boya yoktu. Hani daha evvel boyandı, yıprandı, koptu gibi bir savunma da söz konusu değil. İstanbul Feriköy'de dün akşam saatlerinde 3 konteyner dolusu ekmek çöpe atıldı. Üstelik hiçbiri bayat değildi. Bunu kim neden yaptı sorusuna mahallelinin bir yanıtı vardı. Bir tanesini alayım derken bir tane daha gördüm. Bir baktım çöp kutusunun içi ekmek dolu. Yazıklar olsun yani böyle bir şey atılma. Alan var, alamayan var. Baya vardı, baya çoktu. Onlarca ekmek çöp konteynerlerine atıldı. Görenin içi sızladı. Yazık yani. Ekmek çöp atılmamalı. En azından garibenler versinler yani. Yazık. Dün akşam saatleriydi. Şişli'deki mahallede sokaktan geçenler gözlerine inanamadı. Çünkü 3 konteyner ekmekle doluydu. Onlarca paketli ekmek işte Feriköy'deki bu çöp konteynerlerine atıldı. Gördükçe içim acıyor ya. Ne olacak şimdi bu ekmekler? Üstelik o ekmekler taptazeydi ve tarihleri de geçmemişti. Bir sürü ekmek çeşitleri çıktı ama üzerine son kullanma tarihlerine baktım. Son kullanma tarihleri de geçmemiş henüz. Ekmekler taptazecekti. Yani düşün ben bile aldım eve götürdüm. Ekmekleri gören çevre sakinleri hemen onları toplamaya başladı ve birçoğu da ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştım. Gelin taze ekmek var diye. Yoldan geçenlere verdim. Komşularımıza dağıtmaya çalıştım. Ekmekler bitmeyince belediyeye haber verildi. Belediyeyi aradım. Görevliler geldiğinde bile şaşırdı. Bu taze ekmekler niye atılır, niçin atılır? Durumu olmayanları dağıtabilir ama bunu da yapmıyorlar. Mahalleli bunu kim yaptı sorusuna yanıt aradı. Buradaki marketin işte ekmekleri. Yani atıyorlar. Şöyle bir şey diyorlar. Son kullanma tarihine göre 3-4 gün kala biz bunları atıyoruz diye birisi ulaştı bana. Fazla mı geliyor artık kasıtlı mı atıyorlar? Eskiden ekmek aslanın ağzında derdik, sonra midesine indi. Şimdi aslan da aç. Böyle bir dönemde askıda ekmek kampanyalarının falan yapıldığı bir dönemde çok talihsiz olmuş gerçekten. Kadınlar olarak ne olur hiçbirimiz susmayalım. Çünkü bakın susmayınca çok güzel şeyler oluyor. 6 ay önceydi İzmir'de konserden dönen bu iki genç kadın sözlü tacize uğradılar. Yakınları bir şey elde edemezsiniz, bırakın bu işin peşini dese de onlar başlarına gelen olayı mahkemeye taşıdı. Ve ilk duruşmadan ikisini de çok mutlu eden bir karar çıktı. Bak ben de memurum bak. Adı ne? Adı ne? Bir adam, ne? Taf. Bir şahıs yanıma gelip bu gece takılalım mı diye bana bir tacizde bulundu. Adın ne? Abi koluna girsene sen ya. O sözlü tacize ilk duruşmada jet karar çıktı. Zanlı 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Açıkçası beklemiyorduk. Çok şaşırtıcı oldu. Ve inanılmaz mutlu olduk ya. 22 Temmuz gecesiydi. 30 yaşındaki Öznur Güzelses ve 28 yaşındaki Merve Çavuşoğlu iddiaya göre İzmir'de konser çıkışı sözlü tacize uğradı. Ben aracıma doğru yöneldiğim zaman da bir şahıs yanıma gelip bana bir tacizde bulundu ve koluma dokunarak bunu yaptı. Biz susmayı tercih etmedik ve şikayetçi olduk. Pek çok kişi bu davanın sonuçlanmayacağını, hatta böyle bir dava duruşması dahi görülmeyeceğini söyledi bize. Adı ne? Adı ne? Bir adı ne? Taf.
Adın ne? Ama onlar söylenenlere kulak asmadı. Mahkemenin kapısını çaldı. Dışarı çıktık, karar verildi. İçeri girdik, ceza aldı. Zanlı basit cinsel taciz suçundan 1 yıl 8 ay ceza aldı. Tacizin hiçbir şekilde küçüğü büyüğü yok. Zaten ona yeltenmişse onu yapacaktı, daha büyüğünü de yapacaktı. Tamamıyla adalet orada çok güzel bir şekilde işledi. Çağırayım mı? Çağır. Bakın, her şeyden habersiz bebeğinin pusetini iten ve basamağı onu çıkarmaya çalışan bir kadın. Yan kesicinin bir tanesi geliyor cebinden, böyle cep telefonunu çalıyor. Zaten takip etmişti, ilk fırsatta da harekete geçti. Bu kaldırımda yürüyen kadının cebindeki telefonu çaldı ama yaptığı yanına kalmadı. Çalıntı telefonu bir başka yan kesiciye kaptırdı. Çaktırmadan aldı. Pardon dedi, kaçtı. Ama çaldığı telefon ona da yar olmadı. Çaldın telefonu, ne yaptın? Mersin'de cep telefonu çalındığı için karakolun yolunu tutan bir kadının şikayeti üzerine ekipler harekete geçti. Güvenlik kameralarını taradılar ve şüpheliyi tespit ettiler. Hırsızlık şüphelisi kurbanını takip etmiş, fırsatını bulunca da el çabukluğuyla telefonu çalmıştı. Bir şey söylemeyecek ise. Çaldığı telefonu cebine atan adam yakındaki bir parka gitti. Oturduğu yerde uyuyakaldı. Ama başka bir yan kesici de iddiaya göre çalıntı cep telefonunu onun cebinden çaldı. Uyandığında çalıntı telefonu cebinde bulamadı. Polis baskınıyla da ikinci şoku yaşadı. Yan kesicilik yaptığı söyleniyor. Doğru mu? Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Sakarya'da belediye ekipleri yavru köpekleri barınağa götürmek için bir mahalleye gitti. 16 yaşında bir kız, yavruları annesinden ayırmayın deyince ortalık karıştı. Sonrasında yaşananlar inanılmazdı. Çeyinden tut, çeyinden. Ay, İsmail amca ne yapıyorsun? İsmail amca basma, günah. Çekiyor, bizim sıkıldım ana. Onu kırarım seninle. Kır kafana, kır. Kır kafana. Köpeğin karnına bastı. İddiaya göre o anları kayda alan 16 yaşındaki genç kıza da tokat attı. Tokatladı, üzerimize de kalasla saldırdı. Görüntü Show Haber WhatsApp ihbar hattına Sakarya'dan yollandı. Dün öğle saatleriydi. Belediye ekipleri yavru köpekleri barınağa götürmek için Arifiye ilçesine gitmişti. Barınağa götürüyoruz, orada bakacaklar. Sen çekiyor musun bizi? Evet, çekiyorum. Niye? Çünkü yavruları götürüyorsunuz, evet, anne kalıyor. Çok büyük günah. Anneyi bırakıp yavruları bırakıyorsunuz. Ben karışacağım, hiç kusura bakmayın. Genç kız itiraz edince tartışma büyüdü. Bana bak, sesini kesme, içeri gir. Ben kesmiyorum. Sen içeri git. Ben veririm, gitmeyeceğim Naciye yenge. Sen içeri git. Köpeğe yaptığı yetmezmiş gibi anne kıza da saldırmaya kalktı. Sen neden video çekiyorsun dedi ve kızımın üzerine saldırdı. İkinizin de kafasını kıracağım diye üzerimize yürüdü. Kavgayı mahalleli ayırdı. Çekmek! Annesiyle beraber götüreceksiniz. Benim tek kenar sözüm yok, tamam mı? Hani az önce ekmekleri çöpe attıklarında dedik ya, ekmek aslanın ağzındaydı, midesindeydi, şimdi aslan da açtı. İnsanlar bakın ekmeğinin peşinde, iş güvenliği falan yok. 12. katta bugün, bu sabah Ankara'da 12 katlı bir binanın 9. katında affedersiniz cam siliyor. Adam görenlerin yüreğini hoplattı tabii. O anlara tanık olanlar isyanlarını Show Haber WhatsApp ihbar hattına gönderdiler. Sabahtan beri korku filmi şeklinde izliyoruz yani. Allah göstermesin, bir aşağı düşse kurtuluşu da yok yani. İzleyenler ölüp ölüp dirilirken o aldırmadı, adeta kelle koltukta can parlattı. Bu insanların hiç mi canının kıymeti yok yani? Yani yazık, günah. Gerçekten yazık, günah yani. Yürekleri ağza getiren bu görüntü sabah saatlerinde Ankara'da çekildi. Etimesgut'taki 12 katlı bir binanın 9. katında temizlik vardı. Bu adam pencereden dışarı çıktı. Burada yeni yapılan bir tane binanın tutulan bir dairenin camı siliniyor. Başı dönebilir, dengesini kaybedebilirdi ama hiçbir güvenlik önlemi almadı. Yani şu anda hiçbir koruma, iş güvenliği, hiçbir önlem, hiçbir tedbir yok. Neyse ki korkulan olmadı. Sağ salim içeri girdi. O anlara tanıklık edenlerse isyandaydı. Yani cam sileceğim diye. Bu ne rezillik Allah aşkına ya.
Hep kötü şeyler değil, elbette iyi şeyler de oluyor. 25 yaşındaki Burcu öğretmen hem öğrencilerine uzaktan eğitim veriyor hem de Vefa Destek Grubu'na katılıp ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. İşte Kırklareli'den bir iyilik hikayesi. 25 yaşındaki Burcu öğretmen hem öğrencilerine uzaktan eğitim veriyor hem de ihtiyaç sahiplerinin yardımına gönüllü koşuyor. Biz buraya geldiğimizde kimliklerimizi unuttuk. Çünkü biz burada bir amaç için çalışıyoruz. Hepimiz Vefa'nın bir parçasıyız. Kırklareli'de edebiyat öğretmenliği yapıyordu. İnternette Vefa sosyal destek gruplarının çalışmalarına rastladı, katılmaya karar verdi. Her yardıma gittiğimiz evde insanlardan duyduğumuz en güzel cümle bizim için ben sizden razıyım, Allah da sizden razı olsun. Burcu Türkan önce gereken eğitimleri... Tulum nasıl giyilir, nasıl çıkartılır, tulum giyerken neye dikkat etmeliyiz? Sırf bu görev için bunu öğrendim. Sonra da o tulumları giyip virüs riskini göze aldı. O an korktuğumuz şey hastalık kapma korkusu değil, vatandaşa hizmet ulaştıramazsak korkusu. O iyiliği ders verdiği öğrencilerine de aşılıyor. Neler yapılabilir yalnız yaşayan yaşlılar için? Onlar karşıdan karşıya geçecek. Şimdi haberde izlediğiniz Burcu öğretmen gibi değerler için bir tanımlama var aslında. Eski Milli Eğitim Bakanı hem de köy enstitülerinin kurucusu Hasan Ali Yücel diyor ki iyi vatandaş, iyi insan kitabında... fazilet aslında başkalarını en aşağı kendi kadar düşünebilmektir diyor. Başkalarının iyiliğini, başkalarının selametini en aşağı kendi kadar düşünebilmektir diyor. Böyle faziletli ne cevherlerimiz, öğretmenlerimiz var ve hepsi de atanmayı bekliyor. Buradan bir kere daha hatırlatalım. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de Covid-19'lu futbolcu oynatıldığı iddiası spor gündemini sarstı. O şok iddiayla Adana Spor'u hedef alan Ankara Spor, Türkiye Futbol Federasyonu'na olayın aydınlatılması için çağrıda bulundu. Pozitif futbolcu iddiası iki takımı karşı karşıya getirdi. Ankara Spor'dan gelen o açıklama gündeme bomba gibi düştü. TFF 1. Lig 12. hafta erteleme maçı Ankara Spor ile Adana Spor arasında oynandı. Ankara Spor 2-0 yenildiği maç sonrası rakip takımdan bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen oynatıldığını öne sürdü. İddiaya göre Adana Spor'da müsabakadan 3 gün önce yapılan Covid testinde bir futbolcunun sonucu pozitif çıktı. Aynı gün yapılan diğer testte ise sonuç negatifti. Ankara Spor o futbolcunun akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılarak oynatıldığını iddia etti. Ankara Spor yaptığı açıklamayla Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcunun akreditasyonunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iptal edildiğini duyurdu. O çarpıcı iddiaya Adana Spor'dan cevap gecikmedi. Adana Spor cephesi gerçek olmayan açıklamayı üzüntüyle karşıladık dedi. Yapılan testlerin kayıtlarla sabit olduğunu, uygun olmayan oyuncunun sahaya çıkmadığını belirtti. İstanbul Fatih'te akşamüstü bir adam balkona çıktı. Eline ne geçtiyse tek tek böyle sokağa fırlattı. Sebebini başta kimse anlamadı. Neyse ki çok geçmeden beklenen mahalleli müdahalesi geldi. Masa, kutu, halı. Ne bulduysa balkondan aşağı attı. Görüntü Şov Haber WhatsApp ihbar hattına İstanbul'dan gönderildi. Fatih'te akşamüstü yabancı uyruklu bu adam balkona çıktı. Ne yoldan geçenlere ne de araçlara aldırdı. Eşyalarını aşağı atmaya başladı. Yaptığına kimse anlam veremedi. Etraftakiler yapma diye seslendi ama o dinlemedi. Sonunda mahalleli müdahale etti, yabancı uyruklu adam sakinleştirildi. Neyse ki kimsenin canına zarar gelmedi. 30 yıllık balıkçı teknesi Boğaz'ın serin sularından çıktı. 661 rakımlı tepede kafe oldu. Dağ başındaki tekne kafe görenleri şaşırttı. Bir abiden bulduk. Balık ekmek teknesi olarak kullanıyordu bunu. Bir zamanlar
İstanbul Boğazı'nda bir balıkçı teknesiydi. Şimdi 661 rakımlı tepede kafe oldu. Hayal ettik, gerçekleştirdik. Trabzon'da yaşayan restoran işletmecisi Turan Zafer ve oğlu Emirhan Zafer bir ilki denemek istedi. Tekne araştırıyorduk. Sebat Limanı'na getirdik. Oradan tır yardımıyla buraya çıkartabildik. 30 yıllık tekne 15 metre uzunluğunda ve 4 metre 60 santimetre genişliğinde. Çevremizden tepkiler, ya olmaz, yapamazsınız, oraya tekne mi olur, sizin yaptığınız tam bir delilik. Başkalarının delilik dediğini onlar hayata geçirdi. Biraz da Karadeniz insanın inadı vardır. Biraz zahmetli oldu ama başarabildik. Zahmetsiz olan hiçbir şey güzel olmaz. 661 rakımlı tepeye tekneden kafeyi nihayet oturttular. Şu an şöyle yerine oturtması her şeyi 200 bine mal oldu. Az maaş alan eşiyle boşanmak istedi, mahkemelik oldu. Hakim kadını kusurlu buldu. Hatta bir de kadının tazminat ödemesine hükmedildi. Yargıtay'ın çok konuşulan kararını sokağa sorduk. Parasızlık boşanma sebebi mi? İşte cevabı. Eşiniz, senin maaşın düşük, bana yetmiyor, ben boşanmak istiyorum. Tepkiniz ne oldu? Yok, açık olsun. Boşarım abi. Boşanınca daha iyisini mi bulacaklar? Şimdikiler kudurmuş. Para, para, para. Evliliğin ilk adımında bile nikah memuru soruyor. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta evlenmeyi kabul ediyor musun diye. İşte Yargıtay'dan eşinin maaşını beğenmeyen kadın için flaş karar. Peki oğlumu en iyi şekilde yetiştirmek istiyorum diyorsun. Babası bunu yapamaz mı? Hayır. Yalan! Gelir yetmiyor diye boşanılır mı? Boşanılmaz. Boşanılıyormuş efendim. Biz de yüksek mahkemedeki bir boşanma davasından öğrendik. Evli bir kadın kocasının yanına giderek diyor ki, senin maaşın artık bize yetmiyor ve ben bu gelirle evliliğe devam edemem, boşanalım. Ziyan ettin kızımı, ziyan! Konu komşudan şunu bunu istemekten kimselerin yüzüne bakamaz oldun vallahi. Ziyan ettin, ziyan! Boşansın gitsin. Adam ne yapsın? Niye rahat durmuyorlar? Baştan onu düşünecek. Yanlış. Paramız için sevmiş o zaman. Para için mi duruyorlar? Varlıkta yoklukta beraber bir şey değiller ya. Ne olur para bitti mi şey bitir. Evli çift kadının bu sözleri üzerine soluğu mahkemede alıyorlar. Ancak mahkemede diyor ki, kocasının kişisel haklarına saldırıda bulunduğu için kadını suçlu buluyor ve tazminat ödemesine hükmediyor. Bence de kadın suçlu gibi. Öyle insanı zaten yanımda tutma. Ben boşanmazdım. İlla da erkekle çalışacak diye bir tanım yok. Suçlu olan taraf yok aslında. Bir düşüncedir benim için. Ben de çalışırım yetmiyorsa. Şimdiki kadınlar kuaförün parası, manikür parası, o parası. Yavrum saçını kendim boyarım. Çalışmadığım iş kalmadı. Ben badanaya bile gittim millete. Baktım mücadelesinin sonunda adam gene aynı. O zaman yapılacak başka bir şey yok. Böyle bir aşk olmaz olsun mu? Aynen öyle. Yerin dibine batsın. Zaten asgari ücrette çalışanların oranının %43 olduğu bir ülkede az maaş alıyorsun diye eşine kızmak da ne bileyim sadece sevgisizlik değil mantıksızlık da gerektirir herhalde. Ankara Sincan'da hayvan ticareti yaptığı iddia edilen kadın Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerini karşısında görünce fenalaşıverdi. Para karşılığı satmayı planladığı 8 Van kedisi ise sahiplendirilmek üzere elinden alındı. Hayvan ticareti yapıp haksız kazanç elde ediyordu. Karşısında ekipleri görünce kıyameti kopardı. İnfaz koruma memuru kadın iddiaya göre Sincan'daki evinde uygunsuz koşullarda Van kedisi yetiştiriyor, o kedileri internetten satışa çıkarıyordu. İhbarla evine baskın yapılınca önce ekiplere bağırdı, sonra bayıldı. Evinde tam 8 Van kedisi vardı. Hepsine el konuldu. Hayvanseverlerse internet üzerinden yapılan hayvan ticaretine tepkiliydi. Bu hayvanları pazara götürüp satmıyorlar. İnternet üzerinden satıyorlar. Bunun gibi Türkiye'de milyonlarca üretim yapanlar var. İnfaz koruma memuruna 15.203 lira para cezası kesildi. Kaçak yollardan yetiştirdiği Van kedileri ise sahiplendirilecek. Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti sürerken HDP'liler yine rahat durmadı. İl binasına giren bir partili anne babalara hakarete yeltendi. Ortalık karıştı.
Coşmuş bunlar dedi, evlat nöbetindeki ailelere sataştı. Tansiyon yükseldi. Diyarbakır'daki HDP il binası önünde yine gerginlik yaşandı. İçeri giren bazı HDP'liler evlat hasretiyle yüreği yanan anne babaların dik duruşuyla dalga geçmeye kalktı. O kendini bilmezler, önce yuhalandı, ardından gerginlik çıktı. Bazı anne babalar fenalaştı, yere yığıldı. Sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Araya polis girdi. Ailelere hakarete yeltenen kişi gözaltına alındı. Tezgahlar parmak boyundan küçük hamsilerle dolunca bakanlık duruma el koydu. 10 günlük av yasağı getirdi. Yasağı duyan vatandaşsa balıkçılara koştu. Son hamsiler hemen kapışıldı. Hamsi almayı düşünüyorum. Hamsiler artık bitti. Hamsi düşünüyorum. Hamsi daha çok satılmaya başladı. Bana bu sene daha küçük geldi açıkçası hamsi. Tam da bu nedenle hamsi avına yasak geldi. Tezgahlardaki son hamsiler kapış kapış satıldı. Balıkların bu şekilde avlanması, türlerin de tehlikeye girmesine çok üzülüyorduk. Olumlu buluyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'de avlanan hamsilerin boyunun yasal ölçüden kısa olduğunu, bu durumun stoklara etki edeceğini tespit etti. Hamsi avına 10 günlük yasak getirdi. Yasak olması çok iyi bir şey. Hamsi çoğalır, hiç olmazsa biraz daha büyür. Çok mantıklı olmuş çünkü benim gözüme de küçük geldi şu anda. Hamsinin büyüğü biraz tatsız oluyor derler ki öyle de, şu an benim için ideal boyları. Ticari amaçlı hamsi avı durdurulunca tezgahtaki hamsilere de talep arttı. Bitmeden doya doya yemek isteyenler kapış kapış hamsi almaya başladı. Hamsi evet, her hafta mutlaka yapıyorum. Ne alacaksınız? Hamsi almayı düşünüyorum. 4 kişilik aileyiz. 1-2 kilo kadar alacağım. Hamsi güzel ama pahalı. 30 lira. Av yasağı bugün başladı. Ama yine bugün taze hamsi geldi. Satılıyor yani. Hamsi yeniyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyormuş hamsi. Onun için hamsi daha çok satılmaya başladı. Hamsiler artık bitti. Sabahtan balık bitiyor abla. Tabii hamsiye gelen av yasağı şimdilik 10 günlük. Bakanlık yetkilileri tarafından bu zaman dilimi 10'ar günlük periyotlarla daha da uzatılabilir. Hamsi olmazsa ne yaparsın? Barbun alırım. Başka alırım, fark etmez. Yeter ki balık olsun. İmamlık yaptığı caminin minaresini boyamak için 40 metre yükseğe tırmanabilmesi gerekiyordu. O da gidip dağcılık eğitimi almaya başladı. Kaskını taktı, kemerlerini bağladı. Ama o bir dağcı değil, imam. Amacıysa cami minaresini boyamak. Hayır işi yapacağız zaten, minaremizi güzelleştireceğiz. 38 yaşındaki Hüseyin Avni Öztürk, Giresun'un Eynesil ilçesindeki bir camide 1,5 yıldır imam. Minarenin boyasının eskidiğini fark etti. Minareyi boyatmak, vinç kullanma ihtimalimiz olmuyor. İskele kurmak gerekiyor. Bu da çok maliyetli gelince dağcılığa olan ilgisini avantaja çevirdi. Tırmanma eğitimlerine başladı. Bahara kadar antrenman yapacak. Cesur imam gözünü karartıp 40 metre yükseklikteki minareye iple tırmanıyor. Pratiğimi yapıp kendimi geliştirdikten sonra boyamayı düşünüyorum. Şimdilik pratik yapıyor ama eğitimini tamamladığında yanında bir de boya kutusu olacak. Anneleri doğum sırasında rahatsızlanan ikiz buzağları evlerine aldılar. Bir bebek gibi bakımını üstlendiler. Biberonla beslediler, sıcak sobanın yanında yer açtılar. Ailelerine iki sevimli üye daha aldılar. Geniş bir ailemiz oldu. Çok mutluyuz. Fındık ve ikiz kardeşi Fıstık, Amasya'da çiftçilik yapan öksüz ailesinin yeni misafirleri. Dün ineğimiz doğum yaptı. Doğumumuz zor oldu. Anneleri doğum sırasında rahatsızlanınca ikiz buzağlar eve alındı. Haberin merkezinde Show Ana Haber'deydiniz. İyi hafta sonları.